Yeni bir modelimiz var. Ekranlı, çağrı butonlu, flash led'li, 360 derece dönebilen, SD karta kayıt yapan bir kamera. Fiziki görünümü bu şekilde. Bu kamera üzerindeki butona bastığında çocuğumuz, yaşlımız, her kimse telefonun kurulu olduğu kişiye direkt çağrı yapacak. Onu da şimdi size göstereceğim. Nasıl kurulduğunu tanıtacağım. Kameramız 10 numara bir kamera. Süper. İşlevsel, estetik ve kolay kullanılabilen bir kamera. USB Type-C girişinden kameraya enerjiyi veriyoruz. Bu şekilde. Kameramız yaklaşık bir dakika sonra açılacak. Bu arada açılmasını bekliyoruz. Açıldıktan sonra kurulumu yapacağız. Connection succeed. Açılsın sağa sola doğru. İlk önce kurulum yapmadan önce kameralarımızı bir resetlemeyi tavsiye ediyoruz. En son pozisyonunu bilmediğimiz için resetleyerek sıfır pozisyonuna geri getireceğiz. Reset butonu burada. Reset is successful. Tekrardan bir daha açılıp kapanacak. Ondan sonra kurulumunu gerçekleştireceğiz. Kamera içerisinde kullanım kılavuzum kılavuzu çıkıyor. Bir de burada barkod var görmüş olduğunuz gibi. Ve 360 Pro. Uygulamasıyla çalışıyor. Elle veya direkt barkod okuyucu kullanarak telefonumuzda direkt uygulamayı indirebiliriz. Dediğim gibi barkod okuyucu yoksa elle de yazabiliriz. Telefonumuza indirdik, üye olduk. Artı işaretine tıklıyoruz. Uygulama için bütün uzunları vermemiz gerekiyor. Evet. Eklemek için daha fazla yol var diyor. Eklemek için barkoda tıklayacağız. Telefonun barkodu açılacak. Telefonun barkodu açıldıktan sonra şurada görmüş olduğunuz barkodu telefona okutturacağız. Yukarıdaki işlemi onaylıyorum. Sonraki adım. Bize ait olan modemi bulup şifresini gireceğiz. Bu gözden yazdığımız şifreyi görebiliriz, kontrol edebiliriz. Sonraki adım diyoruz. Şu pozisyonda. Sesi duydunuz. Kenara bırakıyoruz. Kurulum kendisi gerçekleşecek. Connection succeed. Connecting diyor. Bağlantı kuruldu deniyor. Evet, bu şekilde saniyeler saymaya başlayacak. Bind successfully. Bu aşamada bekliyoruz. Kameramız kuruldu. Aygıtlarımıza gidiyoruz. Buradan ayarlarını kontrol edeceğiz kendimize göre. Biz direkt kameradan görüntüyü aldık. Şunu da kapatalım. Evet, kameramız burada. Bakınız. Buradan da. Kameramızın ana fonksiyonu neydi değerli arkadaşlar? Buradaki tuşlara basıp telefon başındaki kişiyi araması. Bakın, yaşlımız, çoluğumuz, çocuğumuz, herhangi birisi bu tuşa bastığında otomatik olarak bakın telefondan çağrı gelecek. Bakın bu şekilde elim aldığımda geldi. Açıyoruz. Uygulamayı kullanırken izin verelim. Bakın. Bu şekilde ekranda görüntüyü görüyor. Buradan da siz onunla görüşüyorsunuz. Aynı zamanda kamerayı istediğiniz gibi çevirebiliyorsunuz. Bakın bu şekilde. Karşılıklı görüntülü görüşebiliyorsunuz. Şöyle kapatalım. Alttan da kapatalım. Bakın. Telefonumu kapattım. Buraya geldi. Sizi aradı.
Tek tuş. Bakın bu şekilde çağrı geliyor. Buradan tıkladığımızda direkt görüntü almaya başlıyoruz. Muhteşem bir ürün. Arması gibi. Bak bu şekilde. Direkt görüntü görüşmeye başlıyoruz. Bu yaşlılar için falan, bakıcılar için çok güzel bir cihaz. Tek tuşa basar sizinle görüşür. Aynı zamanda duvara takma aparatıyla normal güvenlik kamerası gibi de kullanılabilir. Ekran var. Bir görüntülü diyafon sistemi gibi de kullanılabilir. Çok fonksiyonel, güzel bir ürün. Birçok işe yarayacak. Ben çok beğendim cihazı. Çok güzel bir ürün. Bunu da satacağız inşallah.